Değerli arkadaşlarım merhaba. EKYS 2022 hazırlıkları kapsamında değerler eğitimi ile ilgili hazırlamış olduğum 3. testle karşınızdayım. E, birlikte test çözümü yapacağız. E, teste başlamadan önce not defterlerinizi e, ve kalemlerinizi hazırlamanızı rica ediyorum. E, önemli yerleri tekrar edeceğim. Eee buyurun testimize e, çözüm için geçelim. Soru 1 Rokeah'ın değerler sınıflandırmasına göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Değer, kişisel ve toplumsal olarak belirgin bir davranış biçimine veya yaşam amacına ilişkin kalıcı bir inançtır. B) Bireyler sahip oldukları bu değerlere belli bir öncelik sırasına göre yani belli bir önem hiyerarşisi içinde sahiptirler. C) Bireylerin değersel öncelikleri politik tercihlerine de yansır. D. Değerler tümüyle değişken bir yapıya sahiptir. E. Bir değer sisteminin bireyin alternatifler arasından yapacağı seçimi yönlendiren, çatışmaların çözümüne katkıda bulunan ve kararlar almasında belirleyici olan, öğrenilmiş prensip ve kuralların örgütlenmiş hali olduğu üzerinde durmuştur. Değerli arkadaşlar, verilenleri incelediğimizde doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu görüyoruz. Çözüme geçiyorum. Rokea, değerlerin ne tümüyle durağan olduğunu ne de tümüyle değişken olduğunu savunmaktadır. Ona göre değerler tümüyle durağan olsaydı bilimsel ve sosyal çevre asla değişmezdi. Bununla birlikte değerler tümüyle değişken olsaydı da insan kişiliğinin sürekliliğinden söz edilemezdi demiştir. İkinci soruya geçiyorum değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi Spranger'in değerler sınıflandırmasında yer alan değer grupları, gruplar arasında yer almaz. A. Ekonomik değerler B. Estetik değerler C sosyal değerler, D politik değerler, E bireysel değerler. Doğru cevabımız bireysel değerler olacaktı değerli arkadaşlarım. Çözüme geçiyorum. Spranger değerleri 6 sınıfa ayırmıştır. Spranger değerleri 6 sınıfa ayırmıştır. Bunlar bilimsel değerler, ekonomik değerler, estetik değerler, sosyal değerler, politik değerler ve dini değerlerdir. E seçeneğinde yer alan bireysel değerler ise Nelson'un değer sınıflandırılmasında yer alır. Bireysel değerler karşımıza kişisel değerler olarak da çıkmaktadır. Cevabımız E seçeneği. Bireysel değerler Spranger'in değerler sınıflandırmasında yer almaz. Soru 3 Rokeah'ın değerler sınıflandırmasına göre özgürlük, bir şeyler başarma hissi, kendine saygı gibi değerler aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer almaktadır? A. Sosyal değerler, B. Politik değerler, C. Kişisel değerler, D. Amaçsal değerler, E. Araçsal değerler. Cevabımız amaçsal değerler olacaktı. Çözüme geçiyorum değerli arkadaşlarım. Rokeah'ın değerler sınıflandırmasına göre değerler amaçsal değerler ve araçsal değerler olarak iki gruba ayrılır. Bu iki değer grubundan amaçsal değerler ise terminal değerler olarak da bilinirler. Amaçsal değerler yaşamın amacına ilişkin genel inançlar olarak tanımlanabilir. Özgürlük bir şeyleri başarma hissi, kendine saygı gibi yaşamın amacına ilişkin genel inanç, inançlar amaçsal değerler arasında yer almaktadır. Soru 4 Spranger'e göre nitelik olarak neyin yararlı olduğu ile ilgilenen ve kullanacağı bilgiyi uygulanabilir değilse bilgiyi önemsemeyen insan tipinin sahip olduğu değer aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomik değerler. B. Estetik değerler. C. Bilimsel değerler. D. Dini değerler. E. Politik değerler. Değerli arkadaşlar cevabımız ekonomik değerler olacaktı. Çözüme geçiyorum. Ekonomik değere sahip kişiler nitelik olarak neyin yararlı olduğu ile ilgilenir. Ve kullanacağı bilgi Uygulanabilir yani ekonomik değilse bilgiyi önemsemez arkadaşlar. Cevabımız Spranger'e göre nitelik olarak neyin yararlı olduğu ile ilgilenen ve kullanacağı bilgiyi uygulanabilir değilse bilgiyi önemsemeyen insan tipi ekonomik değerler olarak kabul edilir arkadaşlar. Soru 5. Belirli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan değerlerdir. Bu grup aile, kulüp, dini ya da politik bir grup olabilir. Yukarıda yukarıdaki açıklama Nelson'un değerler sınıflandırmasında yer alan hangi değeri ifade etmektedir? A kişisel değerler, B grup değerler, C estetik değerler, D bireysel değerler, E sosyal değerler. Cevabımız grup değerler olacaktı değerli arkadaşlarım. Çözüme geçiyorum. Nelson değerleri 3 sınıfa ayırmıştır. Bunlar kişisel değerler, grup değerler ve sosyal değerlerdir. Grup değerler belirli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan değerlerdir. Bu grup aile, kulüp, dini ya da politik bir grup olabilir der Nelson. Cevabımız B seçeneği yani belirli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan değerler grup değerlerdir arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Soru altı. Temel değerlere ulaşmak için kullanılacak davranış tarzlarını ifade eden değerlerdir. Cesaret, Sorumluluk, gerçeklik, tutku ve benzeri bu değerler arasında yer alır. Rokeah'ın değerler sınıflandırmasına göre değerler yukarıda açıklaması verilen değer türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişisel değerler B) Temel değerler C) Amaçsal değerler D) Araçsal değerler E) Estetik değerler. Cevabımız araçsal değerler olacaktı değerli arkadaşlarım. Çözüme geçiyorum. Araçsal değerler, temel değerlere ulaşmak için kullanılacak davranış tarzlarını ifade eden değerlerdir. Cesaret, sorumluluk, gerçeklik, tutku ve benzeri değerler arasında yer alırlar. Araçsal değerler kendi içerisinde ahlaki temelli ve rekabetçi temelli değerler diye iki gruba ayrılır. Hırslılık Cesaret, bağımsızlık gibi değerler rekabet temelli değerler sınıfına girerken, terbiyeli olmak, affedicilik, yardımseverlik, dürüstlük gibi değerler ise ahlaki temelli değerler grubuna girmektedir. Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi Spranger'in değerler sınıflandırması içerisinde yer alan değer gruplarından biri değildir? A estetik değerler, B kişisel değerler, C ekonomik değerler, D dini değerler, E bilimsel değerler. Değerli arkadaşlar cevabımız kişisel değerler olacaktı. Çözüme geçiyorum. Spranger değerleri altı başlık altında toplamıştır. Bunlar bilimsel değerler, ekonomik değerler, estetik değerler, sosyal değerler, politik değerler ve dini değerlerdir. B seçeneğinde yer alan kişisel değerler ise bireysel değerler olarak da ifade edilirler ve Nelson'un değer sınıflandırması içerisinde yer alır. Nelson değerleri bireysel değerler, grup değerler ve sosyal değerler olarak 3 ayrı gruba ya da sınıfa ayırmıştır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Kişisel değerler Sprenger'in değerler sınıflandırması içerisinde yer almaz. Soru 8. Sanatın toplum için zorunluluk olduğunu düşünen kişilerin sahip olduğu değerler Sprenger'in değerler sınıflandırmasında hangi değer grubu içerisinde yer alır? A. Bilimsel değerler B. Araçsal değerler C. Kişisel değerler D. Estetik değerler E. Ekonomik değerler Cevabımız arkadaşlar estetik değerler olacaktı. Çözüme geçiyorum. Spranger'in estetik değer sistemine sahip olan bireyler simetri, uyum ve forma önem verirler. Sanatın toplum için zorunluluk olduğunu düşünür. Yani cevabımız sanatın toplum için zorunluluk olduğunu düşünen kişilerin sahip olduğu değerler estetik değerlerdir. Soru 9. Nelson'un değerler sınıflandırmasına göre 1. genel olarak üzerinde anlaşmaya varılmış değerlerdir. 2. toplumun büyük bir kısmı tarafından paylaşılan değerlerdir. 3. toplumu şekillendirir, tanımlar ve toplumun yapısını etkiler. Yukarıdakilerden hangileri sosyal değerler için doğru bir ifadedir? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Değerli arkadaşlarım, cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Çözüme geçiyorum. Nelson değerler sınıflandırmasına göre sosyal değerler bireyin mevcut toplumsal yapı içerisinde varlığını devam ettirmesine yarayan değerler olarak ifade eder. Bu değerler toplumu şekillendirir, tanımlar ve o toplumun yapısını etkiler. Bu sebeplerde, bu sebeple değerli arkadaşlarım, öncüllerde verilen 3 bilgi de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Soru 10. Değerler sınıflandırmasında yer alan sosyal değerde en büyük değerin insan sevgisi olduğunu belirten bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Piaget B. Maslow C. Spranger D. Nelson E. Roquea Değerli arkadaşlarım cevabımız Spranger olacaktı. Çözüme geçiyorum. Spranger değerler sınıflandırmasında değerleri 6 altı başlık altında toplamıştır. Bu değerler şunlardır. Bilimsel değerler, ekonomik değerler, Estetik değerler, sosyal değerler, politik değerler ve dini değerlerdir. En yüksek değerin insan sevgisi olarak belirtildiği değer ise sosyal değerdir. Sosyal değer başkalarını sevme, yardım ve bencil olmamayı esas alır. Değerli arkadaşlarım, testimiz burada sona erdi. Değerler eğitimi test 3'ün çözümünü yaptık. Bilge Nesiller kanalım, siz değerli yönetici adaylarına yardımcı olmak ve katkı sunmak amacıyla kuruldu. Abone olursanız ve bildirim tuşunu açarsanız, bundan sonraki çekeceğim soru çözümlerini daha çabuk ulaşır ve dinleme imkanı bulursunuz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.